Kızımın okul değiştirmesi benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ama rahmeliyi Kıbrıs'ta bırakıp gelemezdim. Yeni evimiz okulunuza çok yakın. Biz de rahmeliyi buraya yazdıralım dedik. İyi, güzel söylüyorsunuz beyefendi de. Okulumuzun kontenjanı şu anda full. Yani dolu. Siz en iyisi çevredeki diğer okullara bir bakın. Ya desenize, İstanbul'da müdür olmak hiç de iyi bir şey değilmiş. Müdür mü? Evet. Taksim'deki Intercontinental Oteli'nin müdürüyüm. Kıbrıs'taki Koloni Otel'den transfer oldum. Bunu baştan niye söylemediniz beyefendiciğim? Bilmem. Sizin gibi bilgili, kültürlü ve en önemlisi ekonomik durumu iyi olan birini okulumuzda veli olarak görmek bizim için şereftir şerefsizim. Ama ne der baba bu adam? Biraz önce yer yoğdu da şimdi yer vardır. Yavur kana. Olur mu evladım, hiç öyle şey olur mu? Yani döner sermayemiz hızla dönerse sana da küçük bir yer buluruz elbet. Nasıl yani? Yani döner sermayeye hatırı sayılır bir katkıda bulunursanız biz de küçük hanıma bir yer ayarlarız elbet. Ha, anladım. Tabii o işi hemen halledelim de rahmeli de derslerine bir an evvel başlasın. Tabii. Buyurun. Bereket versin. Ben kalkayım artık. Tabii canım, müsaadeniz sizin. Siz hiç merak etmeyin. Ben küçük hanımı sınıfına kendi ellerimle yerleştireceğim şerefsizim. Bu arada otelinizin reklama ihtiyacı olursa beni arayın. Şu sıralar canlı yayındayım da. Olur. Onu da bir sonra konuşuruz. Buyurun. Buyurun. Ne var? Sen ne istiyorsun? Çatlak kirebit. Hocam ben şey... Ne? Haklısın abi. Belamı aradım ben. Yok be oğlum. Belanı falan aramadın. Yani olur böyle şeyler. Ben de ilkokul öğretmenime aşıktım. Sonra buluyorsun bir kız. Unutuyorsun. Buldum. Ne istemeye gelmişsin sen? Çatlak girelim. Ne istemeye gelmiştim? Şey, nasılsınız diye sormaya geldim. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormaya geldim hocam. Arkadaş yeni mi? Hadi aptal aptal gezme de al arkadaşını sınıfına götür. Götüreyim. Onca'ya götüreceksin. O Onca'yı. Buyurun götüreyim sizi. Onca. Kapı. Kapı. Buyurun buradan gidelim. Ben Ali. Memnun oldum. Ben de Rahmeli. Nasıldır sizin burada arkadaşlıklarınız? Tanıştıracak mısın beni arkadaşlarına? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Uzaydan mı geldin? Ne var? Biz Kıbrıslılar hep böyle konuşuruk. Sen hiç gelmedin Kıbrıs'a. Ben hiç gelmedim Kıbrıs'a. Yok, ne gereği var? Sen geldin ya. Ne güzel isim. Rahmeli. İşte o kadar güzel değil. Kıbrıs'ta çok var bu isimden. Ben isterdim mesela Sittiga koysunlar. Ama Rahmeli koymuşlar. Hem bence Sittiga çok daha romantik. Sittiga da güzel. Rahmeli olsun, bizim olsun. Hadi gidelim, gezdir beni biraz. Hadi gidelim. Ay, tamamdır artık. Arif. Arif yerine otur, ben kalkar oturtursam seni fena olur, ona göre otur yerine. Çabuk geçelim. Yeri, sen buranın lise olduğunu unuttun galiba, elinde pudra böyle. İyi yayınlar beyler. Ali! Kopil oğlum, dur. Oğlum ben hiç gitmemiştim ki. Benim yerim burasıydı zaten. Yerini öğrenmene sevindim Ali'cim, hoş geldin. Son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt. İyi günler. Ben tarih öğretmeni Afet Güçverir. Buradan bütün hükümete sesleniyorum. Açık lise yayını yapacağınız kadar örgün eğitim sistemini destekleyin ki yeni
okullar, köylerde, kasabalarda açın ki... Ne diyor bu ya Ayşegül? Anlamadım. Müdahale de edemeyiz. Ne yapacağız? Eğitimin televizyondan yapılmasının yararlı olacağına inanmıyorum. Eğitim ve öğretim okulda yapılmalı. Ne yapıyor bu ya? İyice keçileri kaçırdı şerefsizim. Kadın delirmiş şerefsizim. Ama siz hiç merak etmeyin, ben şimdi toparlarım durumu. Nereye Amil Bey? Canlı yayındayız. Sakin olun biraz. Hiçbir şey yapamayız. Her köye, her kasabaya okul yapılması gerekir. Okul eğitim demektir. Eğitim yapılan yerde okuldur. Öğretmene bak neler söylüyor, duydun mu anne? Duydum kızım, duydum. Ne biçim ders bu böyle? Okul demek sadece ders demek değil ki. Okul demek paylaşmak demektir. Saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk demektir. Öğretmen abi doğru söylüyor vallahi. Tabii ya, ders dediğin okulda yapılmalı. Okul demek tebeşir tozu yutmak demektir. Okul demek öğrencinin günaydın öğretmenim demesi demektir. O pırıl pırıl yüzlerini görmek, meraklı bakışlarını, afacan yaramaz gülüşünü görmek demektir. Hem meslektaşım hem de hemcinsim olarak Afet öğretmenin sonuna kadar destekliyorum. Ben de bu eyleme yürekten katılıyorum ve destekliyorum son tahliyle. Doğal olarak ben de destekliyorum. Biz Rıdvan Kalak Lisesi öğretmenleri olarak televizyondan yapılan eğitimi doğru bulmuyoruz. Yeni okullar açılmasını istiyoruz. Hayırsever vatandaşlara, iş adamlarına, sanatçılara sesleniyoruz. Lütfen okulu olmayan yerlere okul açın.